evvela Temsilciler Meclisi'nde hani bu tür bir anlamda bir suç duyurusunda bulunuyor. Bir araştırma, soruşturma başlıyor. Temsilciler Meclisi'nden bu geçebilir, geçecektir de zaten çoğunluk demokratlarda. Bir sonraki aşama Senato'da bir mahkeme süreci başlıyor. Yani Senato Trump'ı yargılayacak. Fakat dediğiniz gibi o üçte iki çoğunluğu elde etmek çok güç. Senato çünkü cumhuriyetçilerin kontrolü altında. Bir de şunun da altını çizmek gerekiyor. Çok önemli Senato'daki çok önemli cumhuriyetçi isimler hala şöyle görüyorlar meseleyi. Hayır, aslında bu bir anayasayı ihlal meselesi değil. Demokratlar anlıyorlar seçimleri kaybedebileceklerini. Ve bu nedenle bu bir anlamda politik ayak oyunu olarak görüyorlar. Yani bunu yasal bir mesele olarak görmüyorlar. O nedenle de eğer yani Senato'daki cumhuriyetçileri siz demokratlar olarak arkanıza alamazsınız, bu azil sürecinin bir yere azil ile sonuçlanması çok zor görünüyor. Fakat sizin söylediğiniz gibi bu çok yıpratıcı bir süreç. Zaten yani Başkan Trump çok uzun zamandır bu tür şeylerin içerisinde, yani kendisini yıpratan, imajını yıpratan bir sürecin içerisinde. Buna bir de şunu eklemek gerekiyor. Hep onu söylüyorduk. Her şey bir tarafa, eğer ekonomi iyi gittiği sürece Trump'ın kazanma ihtimalini yüksek görüyor herkes. Fakat şu dönemde Amerikan ekonomisi uzun süredir iyi gitmesine, işte işsizlik oranlarının düşmesine vesaire rağmen kısa bir süredir bu trend biraz geri çevrilmiş görünüyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda, yani ekonominin gerilediği bir ortamda bir de bu azil tartışmalarının olması Trump'ı yıpratacak bir gelişme.